Merhaba. Son zamanlarda televizyon dizileri herkesin tutkusu haline geldi. Bugünkü konuğum televizyon dizilerinin görünmeyen kahramanlarından senaryo yazarı Nilgün Öneş. Sen de liseden sonra tabii ki Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmişsin. Evet. Meşhur, maceralı bir giriş çünkü bayağı imtihanları var. Tabii. Sana neler sordular? Bana şeyi sormuşlardı, daha önce de söyledim ben. Cezve çizin demişlerdi ha, bize. O cezve bir de ünlüdür. Pazar yeri. Evet, evet, cezve ünlüymüş çünkü sapını tam yanlış evet, koyarsın. Sapı evet, tabii, farklı yere. Size ne sormuşlardı? Bize şey sordular, o cezve hikayesi Mimar Sinan'ın sınavlarına da girmiştim. Orada ben de yaptım onu yani ama evet, daha önceden uyarılmıştım. Bize bir figür oturttular, yani birini oturttular, onu kara kalem çizdik. Bir de sulu boya olarak bir ağacın dört mevsimdeki halini istediler, onu yaptık. Bu ilk elemeydi. Bundan sonra da böyle bir haftaya yakın bir sürü sınava girdik, şu anda hatırlayamıyorum. İşte kompozisyon bile vardı. Finalde de bir mülakat yapıldı. Ondan sonra da işte listeler asıldı. Zaten 12 kişi alıyorlardı bir sınıf için. Kim bilir kaç kişi müracaat etti. Çok vardı, evet evet. Çok iyi bir zamanında biz öğrenci olduk. Yani sınıflar 12 kişi, 5 bölüm var. İşte hesaplayan toplam okul işte 300-400 kişi filandı. Herkes birbiriyle arkadaş filan. Hala görüşüyorum arkadaşlarımla. Yani çok keyifli bir öğrencilik dönemi. Ben kaçırmışım o öğrenciliği. Ya ben, güzeldi aslında, keşke olabilseymiş. Evet, olmadı, kısmet değilmiş. Evet. Grafik düşünüyordum zaten tek çiziyordum. Sen peki o zaman iç mimari okumuştun. İç mimari okudum, evet. Çünkü ettim. Şimdi bizim dönemimizde güzel sanatlar eğitimi çok ciddiye alınmıyor ya. İşte ne yapacak bir çocuk güzel sanatlara girip, para kazanamayacak, meslek gibi görünmüyor. İç mimari de işte bir mimari var falan. O yani zamanlar yani öyle işte düşündü böyle, babanlar. Evet, böyle bir seçim o nedenle yapıldı ama ben hiç iç mimari işlerinde çalışmadım. Hemen bir sene içinde grafik tasarımcı olarak reklam şirketlerinde çalışmaya başladım. Çünkü çiziyordum zaten, yani resimli romanlar falan çiziyordum. Yani benim eğilimim grafik tasarıma daha uygundu. Zaten bu senin resimli roman çizmen... Daha lise yıllarında, ortaokulda mı, lisede lise, mi başlamış? Evet. Lisede başlamış. Evet. Bütün arkadaşların da tabii çok müşterek arkadaşımız var. Doğru. Onlar çok methettiler. Dediler ki her gün Nilgün okulda bir resimli roman çizerdi. Ama biz hep ertesi gün ne olacak, ertesi hadi gün ne olacak hadi çizsene falan. Dersler var, hiç kimse onunla ilgilenmez. Hadi çiz, bitir şunu, sonunda ne oluyor falan. Ama o zaman eğilim belliymiş işte, yazıp çizmek. Hani... O yaşlarda biraz belirleniyor ya, ileride neyle meşgul olacağım. Hatta çok küçük yaşlarda çizmeye başlamışsın. Tabii. Değil mi? Zaten çizim öyle bir şey. Benim erkek kardeşim de Mimar Sinan mezunu. O da çok küçük yaşta hani oyundan koşup eve gelip bir şey çizip giderdi. O bir içgüdüsel olarak onu yapmak isterdi. O bende de vardı. Yani o varsa zaten kimse size al bunu kağıt kalem resim yap demek zorunda kalmıyor. Yapıyorsunuz. Öyle bir şey. Birazcık da annemin etkisi var diyorsun. Rahmetli annemi evet, çok da erken kaybetmişsin. 8,5 yaşında. Evet. Evet. Annem güzel resim yapardı. Şiir de yazardı. Bir de amcam çok güzel resim yapardı. Zaten benim ilk temel sanat eğitimim amcam tarafından. Yani o her bakımdan. Diyalektik materyalizm konusunda da o benim hocam oldu. Çok güzel resim yapardı amcam. Bizim lisede çok şanslıydık. Resim öğretmenimiz Zahide Özar'dı. Zahide Hanım ev ödevleri verirdi ve hem ev ödevi hem resim dersi. Onun bir ayrı atölyesi vardı. Biz sınıftan kalkar dosyalarımızı toplayıp onun atölyesine giderdik. Orası bayağı böyle bir resim atölyesi işte. Renoir hayranıydı hatta, her yerde onun resmi falan. Onun ödevlerini amcam, işte hafta sonları amcamlara çıkıyordum, ben yatılı okudum. Amcamın yardımıyla o bana gösterirdi. Sulu boyayı mesela daha sonra sınavda iyi dereceyle girmemin en büyük nedeni amcamdan öğrendiğim sulu boya teknikleri bence. Çok faydası olmuş tabii, amcanın. Elbette. Peki bu lisedeyken daha resimli roman yazma
yani senaristliğe doğru giden bir yol tabii o. Tabii. Nereden ama aklına geldi? O zamanlar belki hani Hürriyet Gazetesi'nde resimli roman vardı. Çok oradan ilgileniyordum. O hikayeler nereden çok ilgileniyordum. Yani Cumhuriyet Gazetesi alırdı babam ve Cumhuriyet'te Tiffany Jones diye bir resimli roman vardı. Ben onu kesip saklar ve delik zımbayla delip ciltlerdim kendi kendime evde. Yani onlar bende uzun süre saklı durdu zaten. Çok seviyordum. Yani onu nasıl çiziyorlar, işte nasıl kurguluyorlar hikayeleri, hepsine dikkat ediyordum. Sonra kendim bir şey üretiyordum falan. İşte hikayeler öyle aklına mı geliyordu birbirine? Evet. Yani kendin işte de çok roman okuyordun herhalde. Tabii belki. Tabii çok. O dönem zaten hepimizin hani hiçbir şey yok. En büyük keyfimiz kitap okumaktı. O zamanlar hobi değildi yani. Ciddi evet. Okuyorduk. Elbette yani hikaye kurgusuyla ilgiliydim. Çok ilgiliydim ama bunu farkında değildim. Bu çok doğal olarak yaptığım bir şeydi. Hani ileride bir zaman bunu meslek olarak yapabileceğimi hiçbir zaman düşünemezdim. Yani o koşullar beni oraya kadar götürdü. Şimdi lisede resimli roman falan yaptın. Sonra tatbiki güzel sanatlara başladın. Orada okurken de reklam ajansında grafiker olarak çalıştım. Evet, önce başladın. İstanbul Reklam'da yazın stajyer olarak çalıştım. Reklam ajansında çalışırken nasıl bu senaryo yazmaya doğru yöneldin? O tesadüf olmuş galiba. Reklam ajansında benim arkadaşım Muharrem Buhara, ekipte yazar arkadaşım, Yavuz Turgul'la birlikte Süper Baba'yı çalışıyorlardı. Ve ikisi işte o zamanlar daha böyle dizi sektörü çok şu andaki gibi aktif değil. Yani var işler ama hani çok sayılı. Bir zaman sonra Muharrem beni yazı grubuna önerdi. Ben dedim ki yani nasıl olacak ben hani sen yaparsın falan. Onun bir nedense bir şey gördü sanırım. Görmüş. Sonra işte girdim ekibe ama hani klavyeyi bir yazar gibi kullanamıyorum yani. İşte çizer olduğum için mouse kullanıyorum falan. Çok zorlandım. Klavyeyi öğrendim önce falan falan. Neyse sonuçta 4 sezon süren benim için bir okuldur Süper Baba. Ve evet. Tabii ki Yavuz Turgul gibi bir ustadan bu işi öğrenmek çok değerli bir şey oldu. Sonra yine aynı ekip biz ikinci baharı yaptık. Biz yine yazı grubu olarak Yavuz Turgul'la çalışmaya devam ettik. Böyle başladım. Yani Yavuz Turgul'a çok şey borçluyum diyorsun. Elbette. Her şeyi ondan öğrendim diyorsun. Elbette. Evet. Evet, ikinci bahar. Sonra Ihlamurlar Altında. Sonra Ihlamurlar Altında. Sonra Hatırla Sevgili. Hatırla Sevgili. Sonra Bu Kalp Seni Unutur Mu? O yarım kaldı maalesef. Ama bu arada Asi ve Gönül Çelen'de de yazı gruplarında çalıştım. Evet, Asi'den bahsederken Asi dizisi de dünyada en çok seyredilen dizi ödülünü almış. İkinci dizi. Monaco'da. Evet, Monaco'da. Oraya davet edilmişsiniz geçen sene. Davet edildik. Güzel hatıralarla döndüğümüz bir Monaco dönem zaten oldu. Monaco çok tabii. Güzel bir yer. İstanbul'dan sonra evet, güzel tabii. Yerlerden biri. İşte bütün o Amerikan Prens Albert'le yemek yedik. Yani bir yemek daveti verdi bütün katılımcılara. Tuğba Büyüküstü'nü masasına davet etti. Bu da çok önemli çünkü bütün Hollywood dizi oyuncuları oradaydı. Amerikan dizileri de yarıştı. Evet, hepsi tabii. Oradaydı. Onlar da ödül aldılar. Tabii yani. Onlar da aldılar. Yani Mad Men bile oradaydı. Hani en popüler, en evet, değerli Mad diziler Man, oradaydı. Bütün onun ekibi de mi oradaydı? Yani her diziden birkaç kişi gelmişti. Evet, son zamanlarda Mad Men, Breaking Bad bir de biliyorsun. Evet, o da evet, enteresan evet, Amerikan dizisi. Çoğu oradaydı. Çoğu oradaydı. Bizim için çok ilginçti. Hani çok severek seyrettiğimiz dizi üreticilerini, yaratıcılarını, oyuncularını hepsini gördük. Bu dizileri yazarken bir röportajını okuduğumda şey diyorsun, kafamda hep böyle devamlı karakterler konuşuyorlar, ediyorlar. Evet. Çok enteresan bir şey. Devamlı mesela ne bileyim bir kadroda en aşağı 20 kişi mi var? Değil mi? 30 kişi mi? Doğru. Esas tabii ana kadro diyelim ki 10 kişi. Bütün onlar hep kafanda canlandırıyor musun? Nasıl evet, çok gürültülü bir durum oluyor. Hepsi konuşuyorlar. O kurguyu öyle yapmak zorundasın. Yoksa karakterin yerine geçmediğin zaman, onun gibi hissetmediğin zaman diyalog yazamıyorsun. Diyalog yazarken böyle konuşturuyorsun. Hani çocuklar oynar ya, kendi kendine konuşurlar. O bir dünya kurarlar. O kurdukları dünyada bir takım karakterler vardır. Bir onun yerine geçer, bir onun yerine geçer. Bu da onun gibi. Aslında çocuk oyunu gibi bir şey. Anladım. Yani o anlamda eğlenceli. Senaryo yazarken en çok dikkat edilmesi gereken unsurlar ne sence? Birinci koşul çok samimi olmalarını tavsiye ediyorum. Çok samimi, içlerinden, yüreklerinden hissettikleri bir hikayeyi
kısacık yazmaları, o dramatik yapısı o hikayede çıkar işin zaten. Sonrasında işte karakterleri geliştirmek. O karakterleri geliştirirken zaten hikaye de gelişiyor. Çünkü bir karakteri yazarken siz sadece onun fiziksel özelliklerini, ruhsal özelliklerini yazmıyorsunuz. Geçmiş hikayesini, şu andaki durumunu, gelecekte başına neler geleceğini de yazıyorsunuz. Bu bir anlamda o sizin yapacağınız, tasarlayacağınız senaryo içinde çok değerli verilerdir. Buradan başlayıp ondan sonra treatment aşamasına geliyor ve arkadan da diyaloglar yazılıyor. Yalnız benim burada çok dikkat ettiğim bir şey var ve o katılımcı arkadaşlara da bunu söylüyorum. Şimdi gişe filmleri ve art house filmler veya sanat filmleri dediğimiz önemli iki kategoriye ayırıyor herkes bu çalışmayı. Oysa yani her şeyin yani öncelikle iyi bir iş yapmaktır amaç. Şimdi eğer gişe filmi dediğimiz senaryolar gişeyi hedefliyorsa art house filmler de başka şeyleri hedefliyor aslında. Yani her ikisinde de eğer varsa bir art niyet veya küçük hesaplar hepsinde var. Ama yoksa ve samimi ise onu zaten biliyorsunuz. O zaman her ikisini de sevebiliyorsunuz. Yani önemli olan sizin ben şimdi art house bir film yapacağım ve buraya bir öteki karakter koyacağım. İşte bu nedir? Bir Kürt kızı girsin, işte bir travesti girsin gibi baştan hesaplayıp koyduğunuz bir karakter zaten sizin işinize yama gibi duruyor. Ve bu zaten hissediliyor da çok samimi olmuyor. Ama sizin hikayenizde çok doğal olarak bunun girdiği anlar var elbette. O da hissediliyor. Dizileri yazdıktan sonra diyelim ki şimdi televizyon dizilerinden bahsediyoruz. Yazdıktan sonra karakterleri falan seçimini her şeyi A'dan Z'ye sen de ilgileniyorsun biliyorum. Evet. Sen seçiyorsun değil mi karakterleri? Birlikte seçiyoruz. Ben Hatırla Sevgili'de ve Bu Kalp Seni Unutur'da Tormis'le çalıştım. Tormis Giritlioğlu zaten oyuncu seçiminde çok gözü olan, koku alabilen biridir. Onunla birlikte karar verdik. Bu da önemli bir şey çünkü sonuçta sizin yazdığınız bir karakteri canlandıracak o kişi. Zaman içinde siz artık onun sesini duymaya başlıyorsunuz yazarken. Çok içselleştiriyorsunuz. Orada sizin de onayınızın olması ciddi bir durum. Önemli yani. En negatif noktası dizilerin, sen de buna bayrak açmıştın öyle diyor diyelim. Çok uzun olmaları Türkiye'de. Maalesef. Yani 90 dakika evet, olmaları. Evet, Amerika'da böyle bir şey yok. Yok. Niye bizde de kısıtlamıyorlar? Siz o kadar çaba sarf ettiniz. Neden bir şey elde edin? Bu çok teknik ya da ekonomik, daha doğrusu ekonomik bir sorun var burada. Bu işi bizlerden çok reklam verenlerle kanallar çözecek. Reklamcılarla, reklam verenlerle ve kanallarla bir sonuç elde edeceğiz. Çünkü tamamen reklam birim fiyatlarıyla ilgili bir şey bu. O düştükçe süreler uzuyor çünkü araya daha fazla reklam kuşağı koymak istiyorlar. Biz mesela ikinci baharı 45 dakika yazıyorduk. Sonra zaman içinde bunlar yavaş yavaş artmaya başladı. Önce 60 oldu, 70 oldu falan. Şu anda 120 dakika yazıyorlar. Ve yani çok ciddi zor koşullarda çalışıyor arkadaşlar. Set çalışanları çok zor koşullarda çalışıyor. Bizler yani işin yaratıcı tarafında olanlar kontrol edemiyoruz. O nedenle değerli iş yapma şansı azalıyor. Yani şimdi biz işlerimizi yurt dışına bir sürü yabancı ülkelere satıyoruz. Ve onların artık çok daha değerli ve dünya standartlarına uygun olmaları gerekiyor. Şimdi dünyada bu kadar uzun değil diziler. Hayır hayır hiç. Peki nasıl satabiliyorsunuz onlara nasıl? İkiye bölüyorlar. Ben mesela Ihlamurlar Altındayı Fas'ta seyrettim Marrakeş'te, otelde. Tam 45. dakikada diyalog nerede bitiyorsa pat kesiyorlar onu. İki bölüm yapıyorlar yani bizim yolladığımız işlerden. Yani... Çünkü onların standartları dünya standartlarında. Evet, bir dahaki hafta yayınlıyorlar. Evet. O kadar uzatmıyorlar. Evet, evet, uzatmıyorlar. Peki genç oyunculara tavsiyen ne? Sen neyi eksik buluyorsun genç oyuncularda? Bir oyuncu seçerken dikkat etti. Tabii eğitimine dikkat ediyorsun falan filan ama yine de sizin gözünüze girmek için genç oyuncular neler yapabilirler eğitimin yanı sıra? Yetenek diye bir kavram, bir durum var. Şimdi yetenek, evet, yetenek olduğu zaman bazen eğitim bile gereksiz oluyor. Yani bazı öyle yetenekli insanlar çıkıyor ki giriyorlar ve oynuyorlar ve siz de şapka çıkarıyorsunuz.
O çok içsel bir şey, öyle tahmin ediyorum. Yani hani oyunculuk yapmadığım için çok zor bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok girdiğiniz karakteri inandırıcı kılmak zorundasınız ve bu ciddi çok zor bir iş. Kendi mimiklerinizden, kendi tavırlarınızdan vazgeçip başka biri olmaya çalışmak, şimdi şeyin deyimiyle o olmaya çalışmak dünyanın en zor şeyi. Burada da samimiyet diyorum. Çok ciddi samimiyet. Yani ben o metotlara çok inanmıyorum açıkçası. Hani bir sürü metot var işte çalışılıyor falan filan. O şimdi bizim güzel sanatlar eğitiminden buna örnek verebilirim. Şimdi benim için sulu boya sınavı kazanmam için bir nedendi. Ve daha sonra da bir Alman hocamız vardı temel sanat eğitiminde bize gelen. O da bunu çok beğeniyordu. Yani benim sulu boyalarımı çok seviyordu. Hatta hiçbiri bende değil, alıp götürdü onları sonra. Ama daha sonra bize devam eden başka bir hoca, benim sulu boyama bakarak ben siyahla kirletirdim renkleri. Yani renkleri böyle kendi hallerinde kullanmak istemezdim, hafif kirletirdim. Bunu da mı amcanız öğretti? Sanırım amcam, evet, olabilir. Ve ben bunu yaptıkça o yeni gelen hoca beni durdurmaya ve siyah kullanma, niye kullanıyorsun falan gibi. Yani dışarıdan hani bir eğitmen olarak bana müdahale etmeye başladı ve benim sulu boyam yavaş 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 bitti. Şu anda hiçbir şey yapmıyor. Yani sulu boya fırçasını bir daha elime almadım. Çünkü o bir şeydir. Benim doğal olarak çıkardığım bir samimi bir ürün, bir sanat. Müdahale neyse. Edilince evet. Tabii. Evet. Şimdi aynı şey için oyunculuk eğitimleri için de düşünüyorum ben. Orası çok çok dikkatli yapılması gereken bir şey. Bütün senaryoları yazarken Nilgün'cüm diyorsun ki çocukluğumda babam devlet memuru olduğu için Türkiye'yi gezdik. Evet. Ve o Diyarbakır'da geçirdiğim çocukluk yılları falan çok etkilendim bütün onlardan diyorsun. Hatta senaryolarda kullandım. Kullanıyorum diyorsun. Evet. Biraz evet. Onlardan bahseder misin? Şimdi babam benim orman mühendisiydi ve biz her sene tayin olurduk. O çok korkunç bir şey çünkü tam bir okula gidiyorsun değil mi? Özellikle ilkokul, hatta ortaokulda. Tabii. Tam alışıyorsun. Çünkü benim de başıma geldi. Mesela ben burada San Benito'da hazırlık 1'den 2'ye geçtiğimde o sene Kaliforniya'ya, Stanford'a gittik. Orada bir okula gittim ben. Orta 3'e. Şimdi gidiyorsun, üstelik de yabancısın. Hani Amerikalılar daha içinde zor, evet. Bir de bir Türksün. Önce şöyle sana bir bakıyorlar, ilgi gösteriyorlar falan. Ondan sonra seni böyle bir paçavra gibi atıyorlar kenara, hiç ilgilenmiyorlar. Yani 12-13 yaşında çocuklar hakikaten daha kötü oluyor. Ondan sonra hadi tekrar Türkiye'ye geri döndük falan. Sen bir de her sene, her sene bunları yaşadın. Evet, evet. Değil mi? Tabii. Gittin arkadaşlar, tam her arkadaş sene oluyorsun. Yani biz 4 kardeşiz, hepimiz ayrı yerde doğduk falan. Yani durum bu ya. O kadar bence çok değerli bir şey. Çok çok şey öğrendim. Yani bana çok zenginlik kattı Anadolu tabii, bir bakıma, tabii. Bilgisi. Ve hani şimdi Anadolu'nun birçok yerinde çok arkadaşım var. Yani hiçbirini unutmadım. Hepsini hatırlıyorum. Hatta ikinci baharda bizi bir televizyon programına davet etmişlerdi. Orada görüp beni arayan bir arkadaşım var ortaokul yıllarında. Ay, tüylerim diken evet. diken oldu. Ve o kadar heyecanlanmıştım ki biri aradı beni. Ay, telefonum çaldı ben. Evet. Açtım. Bil bakalım ben kimim dedi. Bil bakalım ben. Bilmiyorum nereden, yani bana bir ipucu verin dedim. Devrek dedi. Devrek dediği benim orta bir yani. Böyle bir saniye falan sanki düşündüm. O çok böyle özel bir sesi vardı, hafif böyle kısık falan. Komşumuz yani. Hı hı. Lojmanda oturuyoruz, kapı komşumuz. Meral dedim ve çok heyecanlandı tabii. Çok şaşırdı. Ya nasıl, yani çünkü kocaman bir kadın arıyor beni. Yani evet. Bir çocuktu bıraktığımda ama o ses bir şeyler hatırlatıyor. Yani sonra çok uzun bir telefon konuşması yaptık. Yine Devrek'te yaşıyor falan. Özellikle Hatırla Sevgili sırasında ben o kasaba yıllarını bir bölüme koydum. Bizim karakterimiz Ahmet kaymakam olarak Kıbrıs'a tayin olur. Ve orada babam karşılar onu. Çünkü babam orman mühendisi. O Kıbrıs'ta şöyle bir yerde elektrik yoktur. Ve gece 12'ye çeyrek kala ışıklar bir iki kere yanıp söner, jeneratörle elde ediyorlar. Orman işletmesinin bir jeneratörü var. Ve onunla şey yapıyor. Ondan sonra da mumlar hazırlanır, fenerler hazırlanır falan. Ve gelen misafirler de orman işletmesinin lokalinde ağırlanır. İşte önce bir hoş geldin yemeği yapılır falan. Bütün bu ritüeli ben oraya koydum.
Ve hatta babamı, annemi, kardeşlerimi isimleriyle falan. Tabii benim için çok şey oldu o. Sonra da bize Orman Bakanlığı'ndan ödül verdiler. Yani ben de onu babam adına aldım. O da benim için çok değerli bir şey oldu. Yani şey çok güzel, Anadolu'yu gezmek ve bilmek. Yani evet. Şimdi bir sürü iş görüyorsunuz burada oturup İstanbul'da büyümüş, yetişmiş bir yazarın Urfa'ya doğru bakıp oraya doğru bir iş üretmesi bence çok imkansız. Evet, bu şartlar altında yani evet. Bütün hayatı Anadolu'da geçmiş bir yazar çok daha kolay yazıp oradaki veya yaşantıyı... Veya gidip orada evet. Bir zaman kalması. Şimdi biz ikinci bahar sırasında ben Antep'i hiç bilmiyordum. Antep'e seyahat ettik. İşte bütün kebapçıları gezdik. İşte üniversiteye gittik, kitaplar topladık, baklavacıları gezdik. Ama nöbetçi... sen zaten biliyorsun çocukluğun geçmiş. Evet ama hani bilgi toplamak amaçlı bir şey değil. O zaman çok bilinçsizce hani doğal olarak hayatı yaşadığım bir süreç. Şimdi başka bir şey. Nilgün Öneş'le yaptığımız söyleşi kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Nilgün Öneş'le yaptığımız söyleşiye devam ediyoruz. Bu kadar güzel diziler yarattıktan sonra Nilgüncüm, son zamanlarda herhalde yeni bir dizi, bir film, ne gibi projelerin var? Evet, biz 2 sene önce bir yerli dizi Yersiz Uzun eylemi yapmıştık ve 90 dakikaya hayır demiştik. O günden beri ben 90 dakikaya hayır devam ediyorum. Ama bir takım projelendirmeler yapıyorum. Şimdi işte yine bir yapımcı arkadaşıma bir televizyon projesi hazırlıyorum. Bir de bir film projesi var ama hani bunlar henüz çalışma aşamasında. O nedenle isimlerini veremeyeceğim. Ama peki, yakında haber alınır. Nilgüncüm, televizyon dizisine beni de bir yerlere koy. Belki vardır bir kabiliyet. Deneyelim bakalım. Tamam, sana deneyelim. Bir niye olmasın? Ya, tabii ki senden böyle müthiş bir oyuncu çıkabilir. Bakalım, evet, görelim. Evet, bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bugünkü konuğum eski sanat yönetmeni, grafik tasarımcısı ama günümüzün en ünlü senaryo yazarlarından Nilgün Öneş'ti. Ben Tahire Demircan. Bir sonraki programıma kadar en güzel günler sizlerin olsun efendim.